mutlu yerim var benim, yurdumun her yanında açan her çiçek. Türk halkının egemenliğinin ilan edildiği gün yurdun dört bir noktasında coşkuyla kutlandı. Atamıza. Bu büyük gün en ücra noktalarda bile can buldu. Görüntüler Van'dan. Özalp ilçesine bağlı Oymaklı köyündeki 430 çocuk ve 26 öğretmen ellerinde bayraklarla yürüyüş düzenledi. Türk devrimine sahip çıktı. Kars'ın Kazman ilçesine bağlı Çayarası köyünde de çocuklar 10. yıl marşını söyledi. Bayrak yürüyüşü yaptı. Başta 10 yılda 15 milyon genç. Daha sonra aylar öncesinden çalıştıkları çeşitli oyunları sergilediler. Şırnak Uludere Hilal Şeyhan Ortaokulu öğrencileri de 23 Nisan şarkısını seslendirdi. Nice güzel kuyum var. Diyarbakır, Elazığ, Batman, Siirt olmak üzere birçok noktada 23 Nisan kutlandı. Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesinde kent meydanında etkinlik yapıldı. Öğrenciler şiir okudu, dans ve halk oyunu gösterisi yaptı. Tunceli'de kutlama adresi Atatürk Stadı oldu. Kutlamalara yüzlerce kişi katıldı. Çocukların halk oyunları gösterisi büyük alkış aldı. Türk Hava Yolları bu özel günde Giresun ve Ordu'nun köylerinde yaşayan 46 çocuğu hayata geçirdiği projeyle uçakla tanıştırdı. Hayatlarında ilk kez uçağa binen çocuklar, pilot ve kabin memurlarıyla tanışarak çizdikleri havacılık temalı resimleri uçuş ekibine hediye etti. Ankara'da 23 Nisan'a özel boyanıp süslenen 25 yıllık trende Kızılay Koru Sitesi hattında sefer yaptı. Şair yazar Sunay Akın'ın 20 yılda biriktirdiği oyuncaklarla kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi'ndeki 400'den fazla oyuncak Hatay'da sergilendi. Nuri adında bir çocuk. Bandırma vapurunun kameratının oğlu. 14 yaşında. Niçin gitti Bandırma'ya biliyor musunuz? Çanakkale kahramanını görmek için. Duydu ki babası Çanakkale kahramanını Karadeniz seferine çıkaracak. Çocuklar özellikle sergiye yoğun ilgi gösterdi. İki ay boyunca sürecek olan sergi ilk kez 23 Nisan'a özel Hatay'da açıldı. Sunay Akın'ın Çocuk Oyuncakları Müzesi 500 oyuncaktan oluşuyor.